Allah bir şey istiyor. Bütün her şeyi veriyor ama bir şey istiyor. Kulluk. Yani Allah'ı tanımak. Allah'ı gereği gibi tanımak. Herkes biliyor. Çarşı pazara gitseniz Allah var mı? Var. Ama Allah ne kadar tanıyorsun? Allah diyor ki Peygamberimiz aracılığıyla ben arafe nefse fakat arafe rabbe. Aslında diyor ki beni tanıman için kendini tanıman lazım. Değerli izleyicilerimiz, malumunuz 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Bu mübarek günlerin daha hayırlara vesile olması amacıyla sorularımızı Dulkadiroğlu vaizi Ali Zülfikar Yiğit'e soracağız sizler için. Efendim hocamız öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Bildiğimiz üzere 3 aylara girdik, mübarek aylar. Evet. Bu 3 ayların öneminden biraz bize bahsedebilir misiniz? Evet. 3 aylar insanları kendini bir nevi check-up etme günleri. İnsan kendisi kirleniyor. Yanlış şeyler yaparak da sıkıntılar çekerek de insanlar hatalarından belki ders çıkartabiliyorlar ama bazı günler insanlar Allah için bir fırsat olarak tanıyor. Onu da niye veriyor? İnsanlar biraz dine, kendilerine baksınlar diye. Şimdi Allah katında günler hepsi eşit. Evet. Yani aylar eşit. 12 ay var, hafta içinde 52 hafta var, haftanın içerisinde 7 gün var. Hepsi Allah katında eşit. Fakat onların içerisinde yapılan iyiliklerin, güzelliklerin derecesi fazla. Mesela haftaların içerisinde cuma büyük bir kıymetli bir İslam gün. İslam alemi için çok önemli bir gün. Aylara baktığımızda Recep Şaban var ama Ramazan en büyük kıymetli gün. Evet. Gecelere baktığımızda malumunuz regaib geliyor. Regaib'tir, beraattir, miraçtır. En son Kadir gecesiyle taşlandırmış oluyor. Yani o bizim için büyük bir önem arz ediyor. Bunun için 3 ayları geldikleri vakit en azından bu günler içerisinde insanların dünden bugüne farklı yaşamaları gerekiyor. Bunu da neyle yapmaları lazım? Mesela Nihat Sami Banarlı diye bir edebiyatçımız var. O bir gün İstanbul Bahçelievler'de otururken giriş katta oturuyor. Orada bir takım şeyler yazmaya çalışıyor, yazamıyor. Hı hı. Yazamayınca hemen pencere kenarına gelip oturuyor. Orada bir şeyler içerken dışarıdan kadınlar, bayanlar oturmuşlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Hepsi birbirlerine şunu sesleniyor. İşte Gülşen, Gülseren, Gülderen, Şengül, Ayşegül. Merak ediyor, dışarı çıkıyor. Ya diyor teyzeler, hepinizin isminin sonunda bir gül var. Ayşegül var, Şengül var, işte farklı farklı isimler adı altında sonuna gül eklenmiş. Şu ifadeyi kullanıyorlar, oğlum diyorlar. Babalarımız, dedelerimiz bu ismi verirken gül peygamberi hatırlattığı için bizim ismimiz de onu hatırlatıyor. Biz de onu anmaya çalışıyoruz. Şimdi bugünlerde bizi bazı şeyler hatırlatması lazım. Yani bizi neye hatırlatacak? Yani şu yaşadığımız dünyanın kaos içerisinde, fitne fesat içerisinde, yanlışlıklar içerisinde, komşu komşunun birbirleriyle bağını kestiği bir dönemde herkes şöyle elini böyle başının ucuna koyacak, düşünecek. Ya bu 3 aylar benim için ne kadar önemli, ne kadar önemsiz. Yaptığınız davranışa göre bu şekillenecek. Bunu Peygamberimiz kendi ifadesiyle söylüyor. Allah'ım diyor, Recep Şaban ayını benim hakkımda mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Asıl Ramazan. Şimdi her ibadetinizin öncesi vardır mutlaka. Bir hazırlık devresi vardır. Şimdi bir iş yerine gideceksiniz, mutlaka hazırlanmanız gerekiyor. Bir yere gideceksiniz, hazırlanmanız gerekiyor. Tabii. İnsan hayatı hep böyledir. Böyle bir meşgale içerisinde hazırlık devresi yaşar. 3 aylar da aslında bizi Ramazan'a alıştırmaya çalışıyor. Çünkü öğlen namazının öncesinde mutlaka bir sünnet var. İkindinde mutlaka bir sünnet var. Yatsı namazından önce mutlaka bir sünnet var. Sabah namazında mutlaka bir sünnet var. Hepsi farza hazırlık aslında. Yani asıl bizden istenen orada farzdır. Allah'ın bize sorumlu tuttuğu farzı siz hazırlıklarınızı iyi yapın. Ona hazırlığının namazda olsa, şunda olsa mutlaka bir öncesinde sizi hazırlamaya çalışıyor. Recep ayı da bizim için
Şaban ayı da bizim için Ramazan'a hazırlıktır. Bunu mümkün olduğu kadarıyla hesabımızı, muhasebemizi yaparak yapmamış lazım. Çünkü Allah diyor, yarın için ne hazırladığınıza herkes baksın. Dün nasıl geçti, bugün nasıl geçti? Şimdi Recep ayının içerisindeyiz. Evet. Bugün, dün nasıl geçti benim için, bugün nasıl geçti? Yarın nasıl geçecek? Şimdi dünü bu zamana getiremezsin. Gelecek ihtimalli, yani ne yapacağınız belli değil. Yani yaşamanız veya ihtimal dahilinde olan bir ömür var. Ne olacağını bilmiyorsun. Ama şu an önemli. Şu an senin elinde. Şu an, şu anki zaman çalışanlar iş yerinde, evinde, ailesiyle, sağa solda olanlar, arabada olanlar, yarın bir gün bizi dinleyenler şunu hesaba katmalı. Bugün için ne yapıyorsun? Bugün ben ne yapmalıyım? Dünden ders çıkartarak bugün için hazırlık, yarın için de azık hazırlamak lazım. Çünkü bunun için geldik dünyaya. Hepimizin gayesi bu. Bir amaç var. İbadetlerimizin hepsi araç. Yaptığımız bütün eylemler araç. Amaç ne? Allah'ın istediği gibi bir kulluk görevimizi yapabilmek. Bunu yaptığımız takdirde kazanırız. Kaybetmek için kimse gelmedi ki. Değil mi? Yani evet, hepimiz kazanmak için geldik. Doğrudur. İş yeri kuruyorsunuz. Herkes kazanmak için geliyor. Kimse kaybetmeye dönük bir hayat yaşamaz zaten. Şimdi şu dünyevileştiğimiz seküler bir hayat yaşıyoruz. O hayatın içerisinde din biraz arka planda kalıyor. İşte bu aylar, bu geceler insanlar biraz kendine getirmeli. Ramazan'da kumanya hazırlıyorlar. Ramazan'da buzdolabımızı donatıyoruz. Evimizdeki kileri donatıyoruz. Evet. Ailemizi çarşı pazarda Ramazan'a hazırlık yapıyoruz. Derken aslında ruhumuzu kimse hazırlamıyor. Yani ruh nerede? Ruh nasıl hazırlanacak? O ruh da Ramazan'a nasıl hazırlanıyor diye kimse hesaba katmıyor. İşte Allah Resulü Peygamberimiz diyor ki bereketlendir diyor. Bereketlendir ne demek? Daha güzel bir günleri geçirmeye çalış ve çalışmaya gayret etmek lazım. Bunun için bu duayı yapıyor. Ve her namaz arkası bu duayı kendi arkadaşlarına, sahabesine de öğretiyor. Hiç de uzun değil. Edebiyat bile yapmamış peygamber. Yani saatlerce de dua etmemiş. Sadece şunu demiş. Allah'ım Recep ve Şaban ayına hakkımıza mübarek eyle. Yani onları güzel geçirelim. Nefsimize, şeytana yenik düşmeden dikkatli bir şekilde yaşayalım. Bizi Ramazan'a ulaştır. Asıl orada ulaşılması gereken hedef Ramazan. Dolayısıyla yetmiyor. İçerisine geceleri de koymuş. Yani baktınız ki siz regaib gecesi günleri, şeyleri, 3 ayların içerisindeki günleri değerlendiremiyorsunuz. Araya Allah bir güzel bir gece koyuyor, geriyi kapatmak için. Bakıyorsunuz Şaban ayına geliyorsunuz, 15'ine geldiğiniz zaman bir beraati koyuyor. Orada geriyi kapatmak için. Hepsinin amacı bizi daha iyi düşündüğü için, daha iyi görevimizi yapmak için Allah aslında, bize sunuyor. Aslında hepsi ölçülü biçili. Hepsi ölçülü biçili. Ama fırsat bir kere geliyor. Şimdi isteseniz dünkü zaman dilimini trilyonlar verseniz getirebilir misiniz? İmkansız. İmkansız. Yani dolayısıyla yapılması gereken bize düşen dünü getiremiyorsun. Yarına da belli değil. Bugünü güzel bir şekilde yaşamaya gayret etmek, çabalamak. Bunun için gayret sarf etmek. Bu da neyle olur? Biraz kendine, iş dünyana bakarak olur. Nefsine bakarak olur. Hiç başkasına gerek yok. Şimdi adam, şöyle bir hikaye her zaman anlatırız sohbetlerimizde. Yani adam, hanımım rahatsız demiş, doktora gelmiş, doktoradan ona bir ilaç yazılmasını söylüyor. Doktor soruyor, ya ne hastalığı var? Kulağı duymuyor diyor. Hanımı getir bir ölçüp diye yaz. İşte veya ona göre bir MR mı çekelim veya bir film çekelim. Ne kadar duyup duymadığını öğrenelim. İşitme testleri var mesela bunun. Adam kabul etmiyor. Ben hanımı getiremem diyor. Köyde yanlış anlaşılır. Bir bayanın hasta olması eskiden yaşlar arasında farklı anlaşılıyordu. Dolayısıyla getirmek istemiyor. Oturduğu yerden ilaç istiyor. Adam diyor ya kalk hacı amca sen teyzeyi getir ondan sonra biz ilacı yazalım. Getirmem diyor. Sen bu ilacı yazacaksın. Sen doktor değil misin? Doktorsan her şeyi biliyorsundur. O zaman benim hanımın kulağına bir çare, bir çözüm bulmalısın diyor. Bu sefer bakıyor ki doktor çare yok. Karşıda inat birisi var.
O zaman diyor ki bir damla yazıyorum. Ne kadar mesafede duyuyorsa, uzak bir mesafede duyuyorsa az bir damla. Evet. Ama yakına geldin, hala yakında da duymuyorsa o zaman günlük 2 damla, 3 damla kullansın diyor. Eve geliyor. Eve gelince hanıma diyor ne sorayım? Aklına, karnına acıkmış, yemek soruyor. Hanıma diyor ki hanım yemekte ne var diyor. Başlıyor kapıdan sormaya. En son 8. defa hanım yemekte ne var diyor. Hanım diyor ki 8 defa söyledim yemekte tavuk var diyor. Yani problem hep bu günde bizim başkasına bakmakla geçiyor. Komşumuza bakmakla geçiyor, iş yerimizdeki arkadaşımıza bakmakla geçiyor, ne kadar kariyer yaptığına bakmakla geçiyor. Esnafsanız, yakınızdaki arkadaşlarınız ne kadar cirosu var mı yok mu ona bakıyoruz. Ama aslında herkes kendini unutuyor. Evet. Evden çıkarken bile unutmamamız lazım. Evden çıkarken bile. Çünkü ne olacağımız belli değil. Bugünden bize kendimizi hatırlatmalı. Asıl önemli olan bu. Recep, Şaban, şu bu değil. Yani insanın kötüsü yok. Tabii insanın kötüsü var mı? Yok. Ama yok. İnsanın yaptığı davranışlar kötü. Yani günden her birisi aynı. Ama o günün içerisinde nasıl bir davranış sergilediğiniz önemli. Nasıl bir kulluk görevi yaptığınız önemli. Ne niyetle yaptığınız önemli. Bunun için mümkün olduğu kadarıyla bizi izleyen kardeşlerimize, hemşehrilerimize istiyoruz ki bu günleri farklı geçirsinler. Yani bunu duydular bizden. Güzel bir, ufacık bir güzel bir sohbet dinledin. Ya ben ne yapmalıyım? Arabada dinledin, iş yerinde dinledin, evinde dinledin. En azından kendine bir hesaba çekmeli. Neyle hesaba çekecek? İş yeri ise iş yerindeki kar zararı bilançosunu hesaplıyorsunuz. Evet. Ne kadar kar, işte evinizdeki bu ay ne kadar harcadığınız, faturalar ne kadar gelmiş, harcadıysanız onu hesaplıyorsunuz. Çocuklarınızın masraflarını hesaplıyorsunuz. İşte ailenize, eşinize aldığınız masrafları hesaplıyorsunuz. Bunlar hep maddi. Şimdi iş maneviye geldi. Diyecek ki iş yerimde ben neye dikkat ediyorum? Yani yalana, başkalarıyla olan aldatmaya, gurura, kibire ne var bende eksik? Sıralamaya koyacak. Yani bu ay bilinçlenme ayı. Bilgiçlenme değil. Şeytan da alimdir. Ama orada bilgiçlik var, gurur var, kibir var. İlim niye bize verilir? İlim bilinçlenmek için verilir. Karakterimize yansımayan, davranışlarımıza yansımayan bir ilim, o ilim bize sırtımızdaki yükten başka bir şey olamaz. Dolayısıyla hesap nedir? İş yerindeki davranışların, aileyle, çocuklarınla, kardeşinle, ailenle bağın ne kadar güçlü mü değil mi ona bakmamız lazım. Ya ben namaz kılıyorum hocam, hiç rahat edemiyorum, hiç bereketini alamıyorum, hiç orada içim rahat etmiyor diyor. Diyorum örnek vereyim, peygamberimize geldi, sol geldi, ya Resulallah dedi, benim içim daralıyor, acıyor. O kadar sıkıntı yaşıyorum ki bana bir şey tavsiye et. Yani şimdiki ne? Psikiyatriste gidip de, psikoloğa gidip de içi yanan kişiye verilen ilaçlar. Evet. Peygamberin tavsiyesi şu. Git yetim başına okşa, sadaka ver diyor. Şimdi vermeyi unuttuk. Maalesef. Yani insanların mazlumu gözetmeyi unuttuk. Unutunca bu sefer halimize şükretmeyi unuttuk kısacası. Onu görsek zaten kendi halimize şükredeceğiz. Başkasını görmeyince kendimize baktıkça hep maddi yönden yüksek olan veya daha refah müreffeh yaşayan insanlara bakmakla geçiyor hayatımız. Yarın nasıl iyi bir araba alırım? Yarın nasıl iyi 3+1'im var, 4+1 nasıl alabilirim? 5+1'e nasıl alırım? Hepsi artı birlere maddi yönden bakıyoruz. Dolayısıyla yani insanlar Allah akıl vermiş onlara, düşünce kabiliyeti vermiş. Hiçbir insanlığa vermeyen, yani canlılar vermeyeni bize vermiş. Bütün dünya emrimizde ama kullanamıyor. Ama kullanamıyoruz. Allah bir şey istiyor. Bütün her şeyi veriyor ama bir şey istiyor. Kulluk. Yani Allah'ı tanımak. Allah'ı gereği gibi tanımak. Herkes biliyor. Çarşı pazara gitseniz Allah var mı? Var. Ama Allah ne kadar tanıyorsun? Allah diyor ki peygamberimiz aracılığıyla men arafe nefse fakat arafe rabbe. Aslında diyor ki beni tanıman için kendini tanıman lazım. Kendinizi tanımıyorsunuz, tanıyamıyorsanız o zaman Allah'ı tanımıyorsunuz demektir. Kendinize bakmıyorsanız zaten Allah'a bakmıyorsunuz demektir. Ya. Dolayısıyla
Allah'ı unutanlar kendini de unutanlardır. Yani aslında kendini unutup da dolayısıyla Allah'ı unutmuş oluyor. Ama kendine bakan, yani iç güzelliğine, iç dünyasına bakan insan zaten Allah'ı da unutmaz zaten. Oraya ne kadar değer verdin, vermediğine bağlı. Mesela Kızılderili, bilginin nereden gelmesi önemli değil. Biz asla bakarız, fasla bakmayız, kıssadan hisseye bakarız. Yani iki tane köpeği varmış, birisi siyah, birisi beyaz. Arada bir kavga ediyorlarmış. Demiş dede torunu, bu iki tane köpek tamam kavga ediyor. Sen ne yapıyorsun burada? Ben de ayırıyorum. Ne oluyor sonra? Ben de içimle kavga ediyorum. İçimdeki şeytanla, içimdeki kötülükle kavga ediyorum. Bu sefer diyor ki dede tamam köpeklerden birisi kazanıyor. Onu görüyoruz da senin içindekini kim kazanıyor? O da çok güzel bir cevap veriyor. Nereyi beslediğin zaman orası kazanır diyor. Hangi tarafı iyi besliyorsanız orası kazanır. Kötülük alanını siz daha çok tutuyorsanız, daha çok oraya yoğunlaşıyorsanız o zaman bilin ki o zaman kötülük buradan da akacak sizden. Beyinden, damarlardan fışkıracak. Ama iyilik tarafını beslerseniz, kalbinize, yüreğinize harcarsanız, sermayenizi oraya odaklandırırsanız o zaman kazanırsın. Oranın bir külfeti de yok. Yani 5 artı 1 alıyorsun, şimdi 809 milyar, işte 3 artı 1'ler alıyorsun, şu kadar para, araba alıyorsun, hep masraf. Allah'ın bizden istediği şeyde aslında masraf yok. Sadece bilinçlenme ve bilinçlenme ve ona göre hareket etme. Ona dikkat etmemiz lazım. O zaman bizim için bir fırsat diyebiliriz. Evet, regaib gecesi. Bu regaib gecesi için bize neler söyleyebilirsiniz hocam? Regaib rağbetten geliyor. İstek, arzu demektir. O günler Kur'an-ı Kerim'de yok. Ancak Kur'an-ı Kerim'in kelimelerine baktığınızda orada aslında şifreler var. Feyda ferahate fansab diyor mesela. Ne demek hocam? Yani bir işten ayrıldığınız zaman başka bir işe koyulun. Yani insanın dinlenmesi de neye bağlı? Tembelliği Allah sevmiyor. Cehaleti sevmiyor. Kötülüğü sevmiyor. Yani bir işte sadece kalıp da orada yoruldum artık dinlenmem lazım, artık akşama kadar yatmam lazım mı? Bu İslami bir düşünce değil. Yani ne yapmanız lazım? Dinlenme gerekiyor ama başka bir işle kendinizi hemen adapte etmeniz lazım. Beyninizi, şuurunuzu ona göre yapmanız lazım. İşte Regaib gecesi de bizi şuurlanma gecesi diye ben hep isimlendiriyorum. O gün kendimizi şuurlandıracağız. Rağbet günü. Şimdi özellikle Osmanlı'da Sürre alayları vardı. O alay özellikle padişahların hacca gidemedikleri zaman bunlar padişah adına giderlerdi. Bir grup halinde. Hediyelerle işte oraya Mescid-i Nebevi'ye, Mescid-i Haram'a bir takım oraya bağışlanmak üzere, vakfedilmek üzere bir şeyler de götürürlerdi. Yani hala bizim orada yerlerimiz var mesela. Yapılan evet, Osmanlı kalma yerler var. Ecevit Kalesi yıkıldı ama ona benzer şeyler duruyor hala bir kısmı. Fakat şunu diyorum. Özellikle bu alayın gideceği gün Regaib gecesi. Gündüz Regaib gecesini tercih ederlerdi. Peki neden Regaib gecesini tercih ederlerdi? Yani özellikle istek ve arzularının oraya doğru yönelmesi gereken. Kabe Allah'ın evi. Allah'ın kalbinin, insanların toplandığı, sağı, solu, siyahı, beyazı hepsinin buluştuğu bir yer. Orada herkesin rağbet edilmesi gereken bir yer. Ve nereden kalkıyor? İstanbul'da Harem'den kalkıyor. Harem ismi. Harem oradan kalıyor. Yani Regaib gündüzünde çıkıyorlar, haremden yola çıkıyorlar. Ve orada dualarla uğurlanıyor ve o şekilde karşılanıyor. Bu aslında bizim kültürümüzde böyle bir anlam var. Onun için Araplarda Regaib gecesi kutlanmaz. Bizde var. Türklere yani, has. Tabii bizim geleneğimizde var. Niye? Bizim için kıymetli bir gün. Onun için o kıymetli geceyi hem bulunduğu ortamla süslüyoruz, hem de beynimizde, hem şuurlanmayla bunu geçirmeye çalışıyoruz. Ama yok diye de, yani bu Araplarda yok diye de böyle bir şey yok anlamına da gelmiyor. Evet. Önemli olan güzel şeylerin yapılması. Bazı İslami kesimler asr-ı saadeti olmadığından ötürü Regaib kandilini kutlamıyorlar. Kutlamıyorlar ya. Ama yani bir şeyi güzel yapmanız illaki onun kitapta yazmasını gerektirmiyor.
Yani değil mi? Yani evet. Yanlış bir şey, güzel bir şey yapıyorsunuz. Her şeyi A'dan Z'ye bulmak zorunda değiliz. Yeter ki aslında onların şifreleri verildi yani. Mağfiret kelimesi rağbet kökünden de zaten geliyor. Rağbet istek, arzu demek. Bağışlanmaya giden yol demek. Ona göre kendimizi oraya, o yola koymamız lazım. O bir vesile oluyor aslında. Hepsi bir sebebe bağlı. Yani biriniz sizi, size bir güzel bir şey anlatıp da sizin rahatlamanız bir sebeptir. Aslında o gerçek şeyi veren Allah. Ama bir şey mutlaka bir sebep olacak. Bir vesile olacak. Yani Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ya yüledin amirettehullah ve tevhidil vesile. Vesilelere diyor araştırın. İşte bu regaib getirisi bir vesile. Neye vesile? Herkes kendine göre bir vesile bulacak. Neyi? İşte benim bugün dönüm noktam olacak. Regaib getirisi. Bugün benim için farklı bir gece olacak. Kendimi çekidüzen etmeye. Check-up'a girdiniz. Bir geldi size Allah korusun kanser oldunuz dese. Hayatınızdaki dönüm noktanız çok farklı olur. Ama ruhunuz şu anda bir kanser. İçimiz belki ne yaşıyor bilmiyoruz. Onun için check-up yapmamız lazım. Peki. Allah korusun tabii hiçbir hastalık olmasını istemeyiz ama dolayısıyla bu gece bizi hesaba muhasebe çekme günü olarak kabul edeceğiz. Ve o şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Peki hocam bu check-up'ı nasıl yapacağız? Regaib gecesinde evet, neler yapacağız? Bu çok soruluyor. Özellikle ne yapılması gerekiyor? Evet. Özel bir namazı yok. Yani şu rekatta şunu okunacak, şu rekatta şu yapılacak da bir şey yok. Ne yapılabilir? Önce insan bilinçlenecek. Neye bilinçlenecek? 3 aylara ve regaibe. Yani bugünün Allah'ın ona verdiği bir fırsat olduğunu bilecek. Anı değerlendirmek için gayret edecek. Tövbeyle başlayacak. Herkes kirleniyor. Kirlenince ne yapıyoruz? Elimizi yıkıyoruz. Evet. Mutlaka dışarıda kirleniyoruz manevi yönden. Onun tedavisi ise deterjan değil. Onun tedavisi tövbe. Yani Allah Resulü'nün ifadesiyle insan oldu. Herkes hata yapar. Herkes. Yani kendi yakın arkadaşları hata yapar. Ama hata yapanların en hayırlısı da tövbe edenler de diyor. Yani tövbe ne demektir? Kendini bilinçlendiriyorsun, Allah'a karşı affedersin, Allah'ım kusura bakma deyip kendini Allah'a arz ediyorsun. Büyük sensin diyorsun Allah'a, Allah da bunu seviyor. Hiç günah işlemeseydik, Allah günah işleyen bir topluluk yaratacaktı. Yine bir şekilde kendine yönelecek bir toplum arayacaktı. Düşünseniz hiç günah işlemediğinizi düşünün, böyle bir şey olmaz ki. O zaman sosyal hayattan bağınızı, her şeyinizi kesmeniz lazım. Öyle yaşayamazsınız. İnsan sosyal bir varlık. Dolayısıyla orada bir takım yanlışlar, eksikler, hatalar, bir takım ufak tefek sıkıntılar olacak. O hatalar neyle tedavi olacak? Tövbeyle. Allah'a yönelecek. Ben yanlış yaptım. En kötüsü şu. Bizim yanlış yapıp da kalbimizin sızlamaması kötü. Yani günah işleyişe bir bakıyorsunuz. Peygamberimizin ifadesiyle şu kağıdı düşünün. Tak 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 noktalar diyor. Günah işlediğince bir nokta, bir nokta. Sen bu günahı silmezsen, tövbe etmezsen burası kapkara oluyor. Bu sefer hiçbir şey hissedemiyorsunuz. Etmeyince artık tövbe etmeyi unutuyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani çay yudumlarken şehit haberini rahatlıkla izleyebiliyorsun. Yani hiç hissetmiyorsun. Ya. Komşunuz orada kavga ediyor. Aa öyle mi ya, tamam duymayalım, öbür kapıyı da kapatın, duymayalım demeye başlıyorsunuz. Oradan evinizin önünde rahatlıkla birini çağırırken kornaya rahatlıkla basabiliyorsunuz. O binada bir tane hasta var mı? Acaba onun hakkına girer miyim diye içiniz hiç sızlamaz. Yanlış fark ederseniz sızlamaz. Ağzınıza maraşotu alırsınız, tükürürsünüz sızlamaz. Hiçbir şeyden sızlanmazsınız. Artık etkilenmez hale gelirsiniz. Tövbe onu harekete geçirme eylemidir. Yani kalbinizi canlı tutma anıdır. Kalbiniz çalıştıkça manevi yönden o zaman kendinize geliyorsun. Ha ben ne yapmam lazım? Şimdi birincisi tövbeyle. Ne yapabilirsin? Kur'an okuyabilirsiniz. Bilen ne varsa. Zikir yapabilirsin. Allah için Allah deyip peygambere salatü selamlar getirebilir. Kılamadığınız namazların kazasını kılabilirsiniz. En önemlisi birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Sadece kendimize değil. Peygamberimiz diyor ki insan kendine yaparsa duayı sadece kendisi nasiplenir. Ama başkasına da dua ederse Allah o anda bir melek gönderiyor.
o kardeşin için istediğin aynısını melek senin ağzınla melek istiyor. Allah'ım diyor, bu başkasını düşündü. Buna da en güzel şeyi ona ver diye Allah seni unutmuyor aslında. Sen başkasına dua ettikçe Allah da seni unutmuyor. Kimse kime dua ettiriyor? Hiç günah olmayan Allah katına direkt mesajın rahatlıkla iletildiği melek tarafından yapılıyor. İşte bu o geceyi bütün insanlığa, bütün İslam alemine ve bütün şu anki başımıza gelen değil mi bir takım şeyler var. O sıkıntıların bertaraf edilmesi için dua edeceğiz. En önemli şey bu. Kendimize dua edeceğiz, çocuklarımıza dua edeceğiz ve bütün insanlık için dua edeceğiz. Peki hocam, size bir soru daha soralım. Allah-u Teala'nın bu şekilde bizlere gece, gündüz, hafta, ay, diğerlerinden ayırma sebebi nedir? Ya daha önce de söyledim. Evet. Şuna dikkat etmemiz lazım. İnsanın ömrü kısa. Evet. Ömrü kısa. Kısa bir ömürle biz Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış. Örnek veriyorum. Evet. Bazıları 600 sene yaşamış. Bazıları 700 sene. Şimdi ortalama dünyanın ömrüne baktığınızda 130'u geçmiyor. İnsan ömrü kısaldı. Kısa. Önceden daha uzun yaşarlarmış. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda ortalama yaş 76-80 arası. Evet. Şimdi bu az ömürle ne kadar siz ibadet edebilirsiniz? Az. Ama Allah öyle bir gün veriyor ki size. Bir Kadir Gecesi 80 seneye denk geliyor. Bakın 80 seneye denk gelecek bir size ibadet etme imkanı veriyor. Kabe'ye gidiyorsunuz diyor ki 100 bin kat sevapla çarpılıyor. 100 bin kat. Yani 1 lira veriyorsunuz, 100 bin vermiş sayılıyorsunuz. Bir onu değerlendirsek. İşte o önemli. Dolayısıyla o niyetimizi biz öyle yapalım, Allah onu arttıracak. Onun hazinesi geniş. Biz başkasından istemiyoruz ki. Yani Allah diyor ki, ben kulunun şu annenin yavrusuna acıdığından fazla Allah bize açıyor. Niye? Çünkü yarın mahşerde ana baba evladını feda edecek. Feda eder. Sevdiği evladını insan feda eder mi? Ama o hengamede, o kargaşada, o vehamette, o büyük o felaketi yaşadığında herkes kaçacak. Dolayısıyla bu günler zaman, ömür kısa, amel uzun olmalı. O da bu geceleri değerlendirmekle olur. Onun için böyle bakmak lazım. Peki hocam, bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Programımızın bugün sonuna geldik. Rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde dualarda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.